Arkadaşlar eğriler ile koordinat eksenleri arasındaki alan konumuzda Riemann toplamı diye bir başlık atmışız. Bulan kişinin adıdır. Bakalım hangi katkılarda bulunacak konumuzda ne ilgisi var. Önce basitten olaya bir giriş yapmaya çalışalım. Koordinat sisteminde arkadaşlar şunu çizdim, şunu çizdim, Burada x ekseni, y ekseni ve orijin dedim. Burada arkadaşlar y eşit 2x doğrusunu çizmiş olalım misal. Ya da herhangi bir doğru nasıl isterseniz. Ben bunun adını y eşit 2x koydum. Bu doğru ile x eşit 0 ve x eşit İki doğrular arasında kalan bölgenin alanını sormuş olalım size. Yani şuradan aşağı doğru inmiş olalım. Burası dik olmuş olsun ve biz bu verilen doğru ve x 80 arasında x eşit 0 ve 2 arasında sınırlamış bölgenin alanı sormuş olalım. Şu an fonksiyonuz bir doğru olduğu için alanı bulmanız çok kolaydır. Şurası 2 birim uzunluğa sahip. Bu nokta x'i 2, y'si bunun ilk katı 4 olup burası 4 birim uzunluğunda olup üçgenin alanı rahat rahat 2 çarpı 4 bölü 2 yani 4 birim kare bulunur. Böylece bir fonksiyon eğrisinin X ekseni ile arasında kalan alanı bulmuş oluruz. Peki ya karşımıza şöyle bir durum çıkarsa ne yapacağız? Bir koordinat ekseni çiziyorum. Dikkatli izleyiniz lütfen. Bakalım şimdi neler olacak? Fonksiyon eğrimizi yine bilinenlerden bir tane seçiyor. Ve y eşittir x kare diyorum. Dikkatle bakın. Sıfırla x eşit sıfırla x eşit 2 doğruları arasında kalan bu eğriyle x ekseni arasında sınırlanmış bölgenin alanını yine sormuş olalım. Bu sefer az önce oluşan dik üçgenimiz bozuldu. Yaklaşık olarak dik üçgene benzer bir şekil çıktı. Bu alanı bulabilmek için bu dik üçgene benzer bir davranış belki gösterebilirim. Ama alanın kesin sonucu bu değildir. Yani burası 2 birim. Bu nokta 2'ye karesi 4. Burası 4 birim. Bu alanı 2 çarpı 4 bölü 2 dersem bu yaklaşık bir değerdir. Çok hoş bir durum olmayacaktır. Lütfen duruma dikkat edelim. Şimdi işler yavaş yavaş karışmaya başladı karşımıza farklı eğriler de çıkabilir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki arkadaşlar koordinat sisteminde yine bir koordinat sistemi alalım. Herhangi bir eğri x ekseni ve x eşit a, x eşit b doğruları arasında kalan duruma bakmaya çalışalım. Diyelim ki arkadaşlar fonksiyon eğrimiz şöyle bir eğri. y eşit fx. Peki diyelim ki arkadaşlar şurası x eşit a burası da x eşit b. Şimdi dikkatlice bakınız bu eğrinin altında kalan x ekseni ile x eşit a x eşit b doğruları arasında kalan bölge bu mudur alanı nedir? Diyebilirsiniz ki şekil yaklaşık olarak bir dikdörtgene benziyor. Kaba taslak bir dikdörtgen alanıyla bulabiliriz. Hiç haksız da değilsiniz. İyi bir düşüncedir. Zararlı bir düşünce değildir. Yani bunu BA farkı çarpı herhangi bir uzunlukla hesaplamaya kalkışabiliriz. Yani bu şekli lütfen dikkatlice bakınız. Yaklaşık şu dikdörtgenin alanıyla falan hesaplayabiliriz arkadaşlar. Burası B eksi A. Burası ise F B alanı bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Fakat bence tam alana yaklaşabilmemiz için başka bir duruma geçiş yapmamız lazım. Bakalım şimdi ne diyeceksiniz. Arkadaşlar x değerlerimiz a ile b arasında. Ben diyorum ki gelin bu aralığı yani x değerlerimiz AB kapalı aralığında bu aralığı birbirine eşit uzaklıkta aralıklara bölmeye çalışalım. Yani şöyle şeyler yapalım. a eşit x0 küçük x1 küçük x2 küçük devam edelim. x n eksi 1 x n de b eşit olsun. Burada arkadaşlar bu şekilde eşit eşit aralıklar ayırmaya çalışalım ve bunu ne kadar çok yaparsak o kadar iyi olduğunu düşünelim. Dikkatlice bakınız. Bu eşit aralıklar olduğuna göre burada her bir aralık arasında yani şurası x0 olmuştu. Burası x1, burası x2, burası xn bu da x n eksi 1 olacaktır. Her bir aralık arasındaki farkı yani x k eksi x k eksi 1'i bir delta x x'ler farkı olarak gösterelim. Dikkatlice bakınız arkadaşlar. Burada şekliniz şöyle yavaş yavaş dikdörtgenlere ayrılmaya başlıyor mu? bu dikdörtgenlerin her birinin alanını bulmaya kalkışıp bu alanların toplamını aldığınızda boyalı alanı bulma ihtimalimiz ortaya çıktı mı? İşte Riemann'ın yapmaya çalıştı buydu arkadaşlar. Bir eğri altındaki alanı bulabilmek için eğri altındaki bölgeyi dikdörtgenler ayırmaya kalkıştı. Bunun için arkadaşlar AB kapalı aralığında birbirine eşit aralıklı noktalar tanımladı. Bunlara AB kapalı aralığının alt aralıkları dedi. Her bir x ardışık x değerleri farkının da delta x, x'ler farkı olduğunu söyledi. Dikkatle bakınız. Böylece siz burada bir sonraki x ile bir önceki x farkına delta x demiş oldunuz. Hatta bunu kaç araya böldüyseniz B Dikkatle bakınız lütfen. Buradaki B sayısı çok önemli bu. Artı A sayısı bölü ne ile de delta x'i bulabileceksiniz. B eksi A artı değil pardon. Eksi olması gerekiyor. Baş ve sonun farkını arkadaşlar neye bölerek de delta x'i bulabileceksiniz. Burada önemli olan dikdörtgenler ayırmaktır. Şimdi şekiller doğru Nejat'ta söylenmeye başladı. Şekiller ne kadar çirkin falan filan diyor. Muhtemelen daha güzel çizilmiş bir halde karşımıza bir gelsin. Güzel. Teknolojinin nimetlerinden faydalanalım. Bakınız, eğriyi geçirirken bu dikdörtgenlerin sol köşesine dokunmayı tercih etmiş. Önce buna bir dikkat edin. Burada x0'a, x1'e, x2'ye x n 1'e soldakilere dokunmayı tercih etmiş. Bu x'ler arasındaki fark yani şurası delta x değil miydi? Yani şurası delta x, yani burası delta x, yani burası delta x değil miydi? Bunu biliyoruz. Bu x'ler farkı. Dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımı değil mi? Öyle. Peki şimdi söyler misiniz? Şu uzunluk f x 0 Peki şu uzunluk f x 1 ve hatta şu uzunlukta f x n eksi 1 değil. Arkadaşlar dikdörtgenden alanlarını yazmaya başlıyorum. F x 0 çarpı delta x. F x 1 çarpı delta x. Devam ediyorum. F x n eksi 1 çarpı delta x toplamı buradaki dikdörtgenden alanları toplamıdır. Yani toplam sembolü k 1'den n'ye kadar f x k eksi 1 çarpı delta x yaklaşık olarak bu eğrinin altında kalan alanı x 0'dan x n'ye kadar a'dan b'ye kadar bu alanı yaklaşık olarak verebilecektir. Biz buna bu toplama Rima'nın arkadaşlar alt toplamı diyoruz. Soldaki sayılarla alt sınırla yaptığımız için buna biz alt toplam diyoruz arkadaşlar. Peki bunun sağdan alınmışı da x1'i kullandığımız x2 ve xn'i kullandığımız Xn'i kullandığımız aralığı da var. Şu parçamız delta x bu aralığımız delta x, bu aralığımızda delta x değil mi? Peki bu dikdörtgenin kenarı f x1 artık, bu dikdörtgenin kullanacağımız kenarı f x2 artık, bu dikdörtgenin kenarı ise f x ne değil mi? Yine bu sefer f x1 çarpı delta x artı, f x2 çarpı delta x artı, fxn çarpı delta x yani toplam sembolü k1'den n'ye kadar fxk çarpı delta x yaklaşık olarak bu eğrinin x eksenine arasında kalan alanı verecektir. Bu Riemann üst toplamıdır. Çünkü aralıkların üst sınırını kullanarak yazdınız. Ama dikkat edin bir türlü alanı kesin bulamadık. Alanı kesin olarak bulabilmemiz için ideal durum bir bu dikdörtgenlerin sayısını çoğaltmanız lazım. Unutmayın iki seçilecek değeri de isterseniz tam ortadan bir yerden seçmeniz lazım. X0 ile x 1 değil de tam ortadan bir yeri seçerseniz daha yaklaşık bir değer bulmaya çalışırsınız değil mi? Öyleyse artık burada özel bir x değeri var. Ben buna x1 nokta diyor. Hani bir özel adı olsun. Şurada bir tane daha var. Bunun adı da x2 nokta olsun. Diğeri x3 nokta. Şunun adı da xn nokta olsun. Tam orta nokta. Yani bu buradaki bu noktalı adam xk nokta dediğiniz nedir? X1 ile X0'ın tam ortası ya öyleyse XK artı XK eksi 1'in tam ortası orta noktası almış olalım. Peki öyleyse buradaki dikdörtgenler küçülüp şu uzunluk arkadaşlar F X1 noktalı olacak mıdır? Peki F X1 noktalı çarpı delta x. Bu dikdörtgenin alanı verecek. Artı f x2 noktalı çarpı delta x artı f x noktalı çarpı delta x daha alana yakın bir değer verecek. Neredeyse alanı bulmak üzere olacağız öyle değil mi? Öyleyse işte riman toplamı k birden neye kadar fxk x Noktalı noktamızı güzel koyalım çarpı delta x olacaktır. Böylece bu eğrinin altında kalan a ile b, x eşit a, x eşit b arasında kalan alanı bu toplamla bulabileceğiz. Fakat bir küçük sorunumuz kaldı. Burada dikdörtgenleri ne kadar çok alırsak o kadar iyi değil mi? Keşke aklımız gücümüz yetse de. Bunu sonsuza kadar yapabilsek değil mi? Peki bizi sonsuza götürmeye yardımcı bir oyuncu vardı. Dikkatle bakınız şimdi. Eğer biz burada limit n sonsuza giderken k1'den n'ye kadar fxk noktalı çarpı delta x limiti varsa Buradaki dikdörtgenlerin sayısını artık sonsuza götürmeye başladık mı? Neye kadar sonsuza kadar işlem yapmaya başladık mı? Eğer bu limit varsa bu limit A'dan B'ye kadar bu eğrinin x ekseni arasındaki alanı verecektir. Bu da arkadaşlar A'dan B'ye fx dx integraline eşit olacaktır. Demek ki tüm yaptığınız bu toplamların sonucuyla bulduğunuz limit değeri eğer bu limit varsa a ile b arasında integral fx dx sonucunu verecektir arkadaşlar. Dikkatle bakınız. Biz burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu integral alındığı zaman çıkan sonuçta önce x yerine b sonra a yazılacak ve oradaki sabitler yok olacak. Öyle değil mi? Yani şöyle özetleyeyim isterseniz. Basit bir şekilde tahtayı da silmek istemiyorum o yüzden. Eğer fx dx integrali fx artı c ise bu integrali hesapladığında çıkan durum, çıkan sonuç ne olacaktır arkadaşlar? fb artı c eksi fa artı c olacaktır. Bu da integral alınmış halinde üst ve alt sınırları yerine yazdığımız durumu verecektir. Demek ki biz Riemann toplamı yardımıyla ulaştığımız limit değeri varsa bu A'dan B'ye integral değerine eşit olup bu eğriyle x80'i arasında kalan alanı vermiş olacaktır arkadaşlar.